akıyor akıp gidiyor ama Bildan Hanım sakinliğinden hiçbir şey kaybetmiyor Kadir. Kız avunun sakinliği beni de aldı. Bir şey diyeceğim, onların içine hiç böyle yoğurt, moğurt bir şey süt koydum. Süt koydun, anladım. Evet, şimdi biraz streçleyelim bunu. Hadi. 15 hadi dakika. Çabuk, dakikalar azalıyor bak. Bir şey diyeceğim. Bu arada sofra kurma da bunun içinde. Haberin var değil mi? Ay. Masayı da koyacağız. Koyacağız. Bak artık şeyden dilim dönmüyor. Bildan Hanım, her şey için ayrı bir kabınızın olmasına inanamıyorum. Ve hepsinin kırmızı olmasına. Sen daha onu mayalatacaksın. Bana niye bunu yağlattın? Yağla, yağla. Sen yağla. 6 sene önceden yağladık bu çamaşırını. Menü basit ama Vildan bunu yapamaz. Ben şunu biraz daha pişmesini istiyorum. Tavukları tekrar mı pişiriyorsunuz? Evet, evet. Vallahi ben onları şimdi yağda kızartmıştım Vildan. Vildan Hanım, böreği buraya çıkarttınız ama bunun üstüne bir şey örtecek misiniz? Vildan, bu şehriye tamam, geldi. Şehriye şey için, tavuk salatası için. Haşlanacak mı, ne olacak? Pişirilecek. Ne zaman pişirilecek? Birazdan. Ocağın biri boş, onu koysaydın ya dönseydi. Koyalım, tamam, hatırlattın, iyi oldu. Bak, aferin sana. Hatırlatmasa mıydım acaba Kadir? Hadi gene, bu da nasıl tencereler kız bunlar? Takılma şimdi tencereye. Bir bardak için bir koy tatlım. Siz onu neyin içine koyacaksınız, benim kafam karıştı. O tavuk salatasına pişirilecek. Ben börek tarzı şeyleri çok sevmem. Yarışmaya katıldı. Neden bu kadar pasif bir yemek seçti ki? Şimdi bu böreğin sosu. Unlu. Evet, unlu sıvı yağlı. Anlatın bakalım şimdi ne yapıyoruz? Peynirli çıtır börek yapıyoruz. Yufkamız var, yufkayı açıyoruz. Sıvı yağ ve un koyduk, çırptık. Bu sostan yufkanın içerisine her tarafını buluyoruz bu sosla. Düşünüyorum. Çünkü seçenekler gayet kolay geldi. O yüzden yapabileceğini düşünüyorum. Evet, Kadir Ezildi'yle en hamar atmenimde mutfakta kritik dakikalar. Her şey pişiyor, bir yandan kızarıyor, haşlanıyor, çırpılıyor, doğranıyor. Ya ortalık birbirine giriyor. Yarışmacıların gelmesine son dakikalar kala. Bakalım sofrayı yerleştirmeyi yetiştirebilecek mi Vildan? Hep birlikte göreceğiz. Siz de hazır olun ve iştahla bizi bekleyin. Kızım, bir tanesinin içine 3 tane mi poğaça? Evet. Bu şişecek böyle, çiçek görünümlü olacak. He, gibi. Papatya gibi. Evet. Biraz zor menüler seçmişim bence. Vallahi kız, kim dedi sana bunları bu kadar zor seçtin? Kendim. Sen araya bir iki tane ufak aparatif bir şey yapardın. Kendim millet işte. Millet bisküvili pasta yaptı yani. Vildan, bu hiç soğumamış sanki. İşte hiç soğumuyor, niye? Bunu şimdi ne yapacaksın sen buna? Azot. Ne? Daha o azotu sokmam ben burayı bir. Tavuğu bir şey mi bulup da kızartacak, ben anlamadım. Çıtır, çıtır nedir ben anlayamadım. Sandviç mi yapıp da bize verecek yoksa? Buna maydanoz değil, dereotu koymak lazım. Bunu kim koydu? Maydanoz destesi yem, gravy testesi yem. Makinası bozulmuş, ben onun ustasıyım. Kadir, her şey kötü gidiyor. Sen tutmuş şarkı söylüyorsun. Ne yapalım, biz Türk milleti öyle olunca öyle yapıyoruz. Abartma canım, öyle değiliz biz. Aa, karıştırıyor. Bakın, karıştırıyor. Hain oldu bu. Öyle değil Kadir'cim. Karıştır dedin ya kız, ayrı. Ha, doğru. Tamam. Ay, karıştırma be. Sen karıştırdın kafamı. Mayalı poğaça.
parçasının içine ne koyacak belli değil ki. Sadece mayalı poğaça bu yapıyorum diyor. Başka bir şey demedim. Patatesin üstüne yoğurt koyacak. Yoğurdun üstüne bilmem ne koyacak. Karman çorman oldu bu. Vildan Hanım şimdi ne yapıyoruz? Patates püresine salatalık rendesi koydum. Tamam. Evet. Sen Hanım mikserden çektin mi o patatesleri? Hayır, ben eziciyle ezdim. Bunlar şimdi kendini bırakacak. Bırakmaz. Açma şu ağzını. Bırakmaz. Kız, şu poğaçaları da mürekkebikle vereyim mi fırına? Olmaz. Kokusu geçer. Dikkat. Ama vermemiz lazım. Kayıtmayacak, hadi. Bir saniye. Sakin olun Vildan Hanım. Aa, bunlar niye pişmemiş? Onları servis etmeyeceğiz. Ziyan olmasın diye koyduk. Çekil, kaşık ver, kaşık. Al sana kaşık. Ha, kaşık, hayır, yemek kaşığı ver, gözün kör olsun. Mayalı poğaçayı ben de yaparım. Çok güzel eve koku verir. Çok severim mayalı poğaçayı. Eğer gerçekten güzel yapılırsa ona göre de değerlendireceğim. Sana bir şey diyeyim mi? Sabah ki o kaşları çekik olan abla var ya. Evet, Arzum abla. Hafıza iyidir, hemen kızıldım. O Arzum abla o limonatayı şekerli dedi, yemedi ya. Bunu nasıl yiyecek çok merak bunu ediyorum. Bunu yiyemeyecek garibim. Keşke onu şekersiz yapsaymış. Şimdi bu yoğurt sadece. Azıcık da mayonez var. Sen bunu niye tabağa yayıp da üstüne böyle yoğurt yapacağım. İçine katıyor musun ayviyetten? Evet. Aha, daha bir kıvam alıyor. Şimdi tart kılıbını çıkarıyoruz. Tavuk salatası artık ortaya gelsin. Bunu buzluğa atın. Niye her şeyi buzluğa attık be bugün? Evet, burada ha? Yer kalmamış. Iceberg çıktı orada ya. Yüce iceberg, sonunda yüzünüzü görebildik. Şöyle dış kabuklarını alalım. Peki bu iceberg'in görünen yüzü mü? Buzdan titaniye sürten. Bunun büyük büyük dedesi titaniye çarpmış. Çok fresh bir salata çeşidi seçmiş. Eğer lezzetli yapılırsa ona göre yorumumu yaparım. Vallahi ne güzel oldu. Hadi ver onu fırına. Fırında mı? Aç. Kız üstüne sos. Börekleri alalım. Börekler pişmiş mi? Az daha piştik. Çabuk, çabuk, çabuk. Telden çalıyor. Tamamen birleştiğinde o sofradaki sunumla, içerisine kattıkları ekstralarla ona göre değerlendireceğim. Tamam mı bu da? Evet, süre ne kadar? Hadi! Geçebilir miyim masaya? 11 dakika kaldı, acele edin. Koş masaya geç, koş. Sunucuya bak, bak sunucuya bak. Arayın da bulun böylesini. Yarışmacının bulaşıklarını bile diziyorum. Ah, ah, ah. Yemek yapmak da çok önemli. Ama benim için sunum çok çok daha önemlidir.